tutuklu insanlara cezaevlerinde geçimlerini sağlamak için para gönderilmesinin teröre finansman sağlamakla en ufak bir ilgisi söz konusu değildir. Bu tür uygulamalar ancak düşmanla savaş hukuku mantığıyla yapılan uygulamalardır. Bu tür uygulamalara 12 Eylül faşist askeri darbe döneminde bile rastlanmadı. Yani cezaevindeki insanlara para göndermeden 12 Eylül askeri darbe döneminde dahi açılmış bir dava söz konusu değil. Şimdi örgüte finansman sağlamak için doğrudan örgütle illegal bir şekilde ilişkiye geçerek yoğun miktarda bir para verilmesi, temin edilmesi gerekir. Yani örgütün amacına uygun faaliyetler yapmak kastıyla para gönderilmesi gerekir. Şimdi Hatice Yıldız olayında böyle bir kasıt yok. Tamamen keyfi bir uygulama. Ama başka yerlerde de benzer uygulamalar olduğu kulağımıza geliyor. Bu şunu gösteriyor. Bu iktidar döneminde her açıdan tamamen şövenist, düşmanla savaş hukuku uygulaması yapılıyor. Yani azınlıklar, Kürtler, Ermeniler esas itibariyle insan muamelesi görmüyorlar. Yani insan olarak ele alınmıyorlar iktidar tarafından. Cezaevindeki insanları, özellikle de Kürtleri ve yakınlarını özne olarak değil, nesne olarak görmektir bu. Tamamen eleştirilmesi, kınanması gereken bir uygulamadır. Eğer Anayasa Mahkemesi'ne giderlerse Anayasa Mahkemesi'nden bu cezanın bozulması gerekir. Yeniden yargılama kararı verilmesi gerekir. Eskaza Anayasa Mahkemesi de onaylarsa o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmek gerekir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de böyle bir olaydan dolayı Türkiye kesin mahkum olur ve dünyaya da rezil olur. Yani bu ancak Afrika'da veya Güneydoğu Asya'daki faşist rejimlerde yapılacak bir uygulama, ama maalesef Türkiye'de artık temsili demokrasi de kalmadı AKP iktidarı döneminde. Korkunç uygulamalarla karşı karşıyayız. Gittikçe de baskıyı, şiddeti, haksız uygulamayı artırıyorlar. Yani Türkiye hukuk devleti olmaktan zaten çıktı. Artık yasa devleti olmaktan da çıkmaya başladı. Yani hiç bu şekilde bir yasa maddesi olmadığı halde böylesi bir uygulama yapmak, yasanın da tarif edilmesi, genişletilerek zihin tarama yöntemiyle hayali bir şekilde abartılarak uygulanması anlamına gelir. Buna insan hakları kurumlarının ve hukuk kurumlarının tepki gösterip karşı çıkmaları gerekir. Teröre finans sağlamak diye bir suç maddesi var. Ama bu onun ilkeleri böyle değil. Yani illegal bir şekilde doğrudan örgüte büyük miktarda para verilirse ancak ve örgütün amacının gerçekleşmesi amacıyla da bu paranın verilmesi gerekir. Yani bir kasıt bu. Ama bu Hatice Yıldız olayında böyle bir kasıt söz konusu değil. Yani işte dediğim gibi, yani örgütün faaliyetleri kolaylaşsın, örgüt faaliyetine devam etsin, güçlensin amacıyla verilmesi gerek. Örgüte finans sağlama suçunun oluşması için. Yani biz aslında işte merak ediyoruz, hani